Konuştu mu? Yok beyim. Neden konuşmuyorsun deve? Seni mahpustan çıkardık. Beni siz çıkarmadınız ki dayıcığım. Doğru lafın karşılığı bu mu? Doğru söz baş üstüne. Bu onun için değildi. Ya ne için? Ulan deve. Benim senin gibi bir yeğenim var mı ki sen bana dayı diyorsun? Şimdi gelelim asıl meselemize. Gelelim. Asıl mesele şu. Siz beni neden aldınız? Tezar, Osman. Evet dayı. Siz bu deveyi konuşturun. Benim namım Yamalı. Ne kurşunlar ne bıçaklar yedim ben. Neden güldün Tatar, anlat. Yamalı'ya gülüyorum dayı. Bunun namı var ya, Yamalı. Bunun garip anası konu komşunu yırtık diye çöpe attığı esbapları toplar, yamalar buna giydirirdi. Şimdi hasbam mahpustan kaçılacak kadar kıymetlenmiş de kendine nam yapmış. Vay deve vay. Cezar, sen bu işi hallet yegen. Sen sor, o söylemesin. Vücudunda yama olacak yaralar aç. Namına nam olsun yamalı arkadaşım. Serbul'dan haber yok mu? Var efendim. Bunu bırakmışlar. Bahçede ölü bulunmuş Sergo. Çok mutlu görünüyorsun. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Affedersin. Haddimi aştın değil mi? Evet. Aştın. Anlat. Ne oldu? Dediğini yaptım. Vanbere Efendi'yi Abdülhamit'in önüne attım. Artık istediklerimizi yapabilmek için kapılar ardına kadar açılacak. Bu kadar kolay yani. Her şeyi hallettin. Öyle mi? Sen neden sevinmiyorsun? Temkinli olmalıyız Fuat. Daha temkinli. Bazı hisler insanı tepe taklak edebilir. Her şeye karşı daha temkinli olmalıyız. Değil mi? Bizim tuzağımıza düşmeyecek insan yok. Ama Vanberi'de birçok hükümdardan daha iyi bir siyasetçi. Bu daha başlangıç. Öyle. Şimdi bekleyeceğiz. Abdülhamit'in ona vereceği cezayı görmeliyiz ki yaptığımız hamlenin işe yaradığını anlayalım. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Çok büyük bir işin içindeyiz Fuat. Yumurtanın üzerinde dans eder gibi dikkatli olmalıyız. Eğer bunu başarırsak, o zaman istediğimiz her şeyi elde ederiz. Değil mi? Şu an gördüklerine ya da duyduklarına anlam veremiyor olsa da bu kadının bir şeyler hatırlıyor olması bizim için büyük tehlike. Kabus gördüğünü zannediyor. Belki de unutup gider. Bundan emin olamayız. Ne yapacağız peki? O kadını tamamen susturacağız.
Gel. Gel Zeynep. Sultanım, hayırlı akşamlar. İlacınızı getirdim. Gel, buyur otur şöyle. Ben de çalışıyordum biraz. Mahsur yoksa sorabilir miyim acaba ne çalışıyorsunuz? Kız çocuklarımızın eğitimi için bir vakıf kurdum ben. Mektebimizin inşaatı bitince inşallah en kısa sürede hizmete girecek. Ben istirahat ederken Seniha Sultan alakadar olmuş lakin pek fazla yol kat edememişler. Kaybettiğim zaman için kendime çok kızıyorum. Ama kafam çok karışıktı. Hiçbir şeyle ilgilenemedim. Gördüğünüz kabuslar yüzünden değil mi? Gördüğüm kabusları durdurmak elimde değil. Lakin artık hiç kimseye bir şeyden bahsetmeyeceğim. Aklımı kaçırmaya başladığımı zannediyorlar. Hiçbir şey dinlemeye, hiçbir şey duymaya tahammülleri yok sanki. Dilerseniz bana anlatabilirsiniz. Eğer bir rüyayı her gece görüyorsanız bunun bir sebebi olmalı. Bana rüyanızda gördüğünüz her şeyi detaylarıyla anlatın. Belki yardımcı olabilirim size. Hem böylece gördüklerinizin manasını beraber çözeriz. Teşekkür ederim. Manalı ya da manasız. Birinin dinlemek istemesi çok güzel.